toplum kişilerin içinde doğup büyüdüğü, her türlü eğitim ve kazanımlarını oradan elde ettiği aile dediğimiz sosyal topluluklardan oluşur. Aile, kişilerin içerisinde huzur bulduğu ve neslin devamının orada sağlandığı sağlıklı bir ortamdır. Aile şeklen küçükse de konumu itibariyle büyük bir sosyal topluluktur. Buna göre aile küçük bir devlet, devlet ise büyük bir aile sayılır. İslam dini her hak sahibine hakkını tam olarak ihsan eden ilahi bir dindir. Bu haklar varlıkların fıtratlarına, kabiliyet, ihtiyaç ve kapasitelerine göre farklılık arz ederek kendi içinde bir denge oluşturur. Günümüzden yaklaşık 14-15 asır önce gelmiş olan bir dinin, toplumun en çok himayeye muhtaç olan kesimlerinden biri olan çocuklara vermiş olduğu haklar, bugün çağdaş medeniyet seviyemizin bile hala ulaşamadığı bir noktadadır. Günümüzde çocukların gelişme sürecinin ilk döneminde sadece fiziksel bakıma ihtiyacı olmadığını, bunun yanı sıra sosyal, duygusal, kişisel ve zekasal alanlarında da tüm boyutlarıyla bakıma muhtaç oldukları gerçeği inkar edilemez bir hale almıştır. Doğal olarak insanoğlu, çocukluğun ilk dönemlerinden beri sosyal bir hayatta ihtiyacı olan kabiliyete ve iletişim kurma becerisine sahiptir. Bu arada anne ve babanın rolü hayati bir önem taşımaktadır. Zaten çocuk sosyal ilişkilerinde anne ve babasından öğrendiğini uygular. Sosyal bir çocuk yetiştirmek istiyorsak ilk dönemlerden itibaren onun gereksinimlerine karşılık verip onun sosyal ihtiyaçlarını bilmemiz lazım. Çocuk sosyalleşme sürecinde genellikle ebeveynden özellikle de anneden örnek alıp davranışlarını başkalarını taklit ederek sergilemeye çalışır. Bu yüzden çocuğun ihtiyaçlarının tanınması ve davranışsal modellerin düzeltilmesi çocuğun sosyal şahsiyetinin şekillenmesinde önemli bir paya sahiptir. İslam'a göre aile, insanoğlunun sosyal hayatının başlangıcı ve beşiğidir. Çocuklarımız kendileri de emanet olan, yarınlarımızı kendilerine bırakacağımız en değerli varlıklarımızdır. Hem sorumlu olduklarımız hem de sorumluluk verecek olduklarımızdır. Emanete riayet ettiğimiz oranda gelecekten eminiz demektir. Onları ilgi ve bilgiyle donatıp sevgiyle besledikçe emanete riayet edilmiş olacaktır. Anne babalar çocukların ilk emanet edildikleri ellerdir. Dolayısıyla çocuklar hakkında hesap vermek gerektiğinde ilk olarak anne babalara sorulacaktır. Aynı şekilde anne babalar da ne kadar riayet ederlerse bu gayretlerinin karşılığını her iki dünyada da göreceklerdir. Daha doğrusu anne babaların çocuklar üzerinde hakları olduğu gibi çocukların da ebeveynler üzerinde hakları vardır. Yarınlarımızı inşa edecek olan çocuklarımızın hakları bizim görevlerimizdir. Bizlerin anne baba, hatta toplum ve devlet olarak onlara karşı sorumluluklarımız son derece önemlidir. İnsan haklarının ihlal edildiği, çocuklara önem bile verilmediği dönemde çocuk hakkı kavramını ilk olarak İslam dini zikretmiştir. Kur'an'a baktığımızda bunu açıkça görmemiz mümkündür. Çocukların korunup kollanmaları istenmiş, nafakaları, bakımı ve süt emmeleri garanti edilmiş,
babalarına nispet edilme haklarından terbiye ve eğitiminden ve metotlarından örnekler verilmiştir. Hazreti Peygamber'in gerek davranışı, gerekse söylemlerinde çocuklara sevgiyle yaklaşılması, güzel terbiye verilmesi, onların güzel bir şekilde eğitilmesi, helal ve temiz bir şekilde beslenmesi, çocuklar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini açıkça görmek mümkündür. Peygamberimiz hem kendi çocukları ve torunları hem de ashabının çocuklarıyla çok yakından ilgilenmiş, çocukları ağladığında susturmaya çalışmış, onlarla oyunlar oynamış, bazen devesine bindirmiş, bazen omzuna almış, içlerinde mahzun yetimleri sevindirmiş, onların başını okşamış, rastladıklarında onlara selam vermiş, hal ve hatırlarını sormuş, onlarla şakalaşmış, onlara isim takmış, hastalandıklarında ziyaretlerine gitmiş ve onlara en güzel numune ve şefkatli bir baba olmuştur. Kısaca doğumlarından isimlerinin konmasına, sağlıklarından ilimlerinin artmasına, giyimlerinden oynadıkları oyunlara kadar onlar için tavsiyelerde bulunmuş, hatta bizzat yol göstermiş, ilgilenmiştir. Resulullah'ın çocuklarla münasebetlerinin temelinde belki de onların geleceğin mimar oluşlarının mühim bir rolü vardır. Hazreti Peygamber çocuklarla haşır neşirdi. Kendisiyle onlar arasında hiçbir hiyerarşi ve engel koymazdı. Çocukların çekinip ürkmelerine sebep olabilecek her tutumdan kaçınmış, onların teklifsizce yanaşıp konuşmalarını teşvik edecek davranışlara önem vermiştir. Onların arasında kendisini bir çiçek bahçesinde hissetmiş, hepsini ayrı ayrı öpmüş ve koklamıştır. O da çocukların sevgilisiydi. Sevenin sevilmesinden daha doğal ne olabilir ki? Asr-ı Saadet döneminde çocuk olan sahabelerin anlata anlata bitiremediği bir konudur. Hazreti Peygamber'in çocuk sevgisi. Kimi sevgili peygamberimizin kendisini kucaklayıp doya doya öptüğünü, kimi başını okşadığını, onlarla ilgilendiğini, iltifatlar ettiğini, hatta onlarla oynadığını, şakalaştığını sitayişle anlatır. Kimi de kendisine hediyeler verdiğini, hastalandığında ziyaret ettiğini, bineğini alıp gezdirdiğinden söz eder. Kimi de onun güler yüzünden, tatlı sözlerinden, zarafetinden, inceliğinden, müşfikliğinden uzun uzun bahseder. Hazreti Peygamber'in bütün canlılara yönelik şefkat ve merhameti engindi. Tüm canlılarla olan ilişkilerinde bunlar temel esastır. Ancak o, çocuklara bu konuda ayrı bir önem vererek küçüklerimize şefkat göstermeyen, büyüklerimizin şerefini tanımayan bizden değildir buyurur. Torunları Hasan ve Hüseyin'i öperken Hazreti Peygamber'i gören Akra bin Habis bunu yadırgayarak "Benim 10 çocuğum var, hiçbirinde öpmedim." der. Hazreti Peygamber ona dönerek şu cevabı verir: "İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez." Yine "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" diye sordular. Peygamberimiz "Evet" dedi. Onlar "Fakat biz çocuklarımızı öpmüyoruz" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim ki?" buyurdu demiştir. İnsanlar doğdukları zaman sadece bir beden olarak dünyaya gelmezler. Ruh ve haklarıyla birlikte doğarlar. Hak insanı koruyan bir unsurdur.
Çocuklar gelişme ve aklen olgunlaşma devresindedirler. Bilgi ve tecrübeden yoksundurlar. Bu özelliklerden dolayı da hak farklılıkları vardır. Yani bir yetişkinle bir çocuğun yapabildiği şeyler aynı değildir. Dolayısıyla hakları da aynı değildir. Bir yetişkin hiçbir imaya ihtiyaç duymadan kendi haklarını koruyabilir. Ancak çocuklar haklarını koruyamazlar ve haklarını korumayı büyüdükçe öğrenirler. Dinimiz insanı ancak çocukluk çağını geçirdikten sonra yükümlü kılmıştır. Çocukluk çağında yapılacak şey çocuğun ruh ve beden sağlığını korumak, maddi ve manevi gelişmesini sağlamaktır. Çocuk imkanlar ölçüsünde anne babasının sevgi, anlayış, özen ve sorumluluğu altında güvenli bir ortamda dengeli bir kişilik geliştirme imkanına sahip olmalıdır. İslam dininin çocuğu korumaya yönelik olarak koyduğu kurallar ve haklar vardır. Güzel isim almak her çocuğun en başta gelen hakkıdır. Güzel isim kişinin o isimle özdeşleşmesine sebep olur. Dinimize göre çocuk doğduğu andan itibaren güzel bir ad sahibi olma hakkına sahiptir. Çocuğu korumaya yönelik en önemli kural da çocuğun doğumundan belli bir çağa ya da yaşa kadar yetiştirilip terbiye edilmesidir. Çocuğun beslenmesi, temizliği, uykusuna özen gösterilmesi, zarar verecek şeylerden korunması da buna dahildir. Dünyaya gelen bebeğin hiçbir ayrım yapılmaksızın adil biçimde beslenmesi, barınması ve bakımı öncelikle babaya aittir. Baba büluğ çağına kadar çocuğun bakım masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Anne de bu nafakayı çocukların lehine olacak şekilde kullanacaktır. Çocuğu emzirmekse annenin görevidir. Dinimize göre hamile ve emzikli anneler Ramazan ayında oruçlarını tehir edebilirler. Çocukların beslenme ve giyimleri örfe uygun şekilde babaya aittir. Bu emzirme ve bakım esnasında çocuk ve annenin nafakası da teminat altındadır. Dinini öğrenmek de onun haklarındandır. Çocukların doğuştan din duygusuna sahip oldukları söylenir. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarına temel dini bilgileri öğretmek ya da öğrenmelerini sağlamak anne babanın başlıca görevlerindendir. Her Müslüman çocuğun ilk olarak eğitilmesi, alıştırılması gereken ibadet namazdır. Aile reisini pek çok ayetiyle terbiyeden sorumlu tutan Kur'an-ı Kerim aile fertlerine bilhassa namazın emredilmesi üzerinde durur. Lokman'ın oğluna namaz kılması ile ilgili tavsiyesi babalara en güzel örnektir. Çocukların güzel terbiye edilme hakları da vardır. Hazreti Peygamber, bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz buyurmaktadır. Anne babalar, çocuklarına ilim, edep ve sanat, adab-ı muaşeret öğretmeyi asla ihmal etmemelidirler. Çocukların eğitimi konusunda bir diğer önemli husus da iyi örnek olmaktır. Hazreti Peygamber güzel ahlakı kendi hayatında en güzel şekilde uygulayarak çocuklarda dahil bütün topluma örnek olmuş, güzel ahlakı emir ve tavsiye etmiştir. Örnek davranış en etkili eğitim ve terbiye metodudur. Bu nedenle anne babanın evlatlarına iyi örnek olmaları gerekir. Meslek edindirmek, çocuğu hayata hazırlamak anne babanın görevidir. İyi bir eğitim ve öğrenim görmek de çocuğun hakkıdır. Dolayısıyla çocuğun öğrenimine engel olacak davranışlardan kaçınmak gerekir. Dinimiz buluğa ermeden önce çocuklara dini ve dünyevi bilgilerin verilmesini emretmektedir. Kur'an ve sünnet ışığında çocuk bir bireydir ve hakları doğumundan önce başlar.
onun donanımı, yetiştirilme ve bakım hakkını gerektiği gibi ifa etmeye bağlıdır. İslam getirdiği prensiplerle hayatın her alanına dokunmuştur. Çocuk sevgisi de böyledir. Sevgi ve rahmet peygamberi olan Hazreti Peygamber, toplumun en küçük ferdi olan çocuklara karşı sevgi ve hoşgörüyle davranmıştır. Günümüzde toplumumuzda görülen olumsuzluklardan birisi olan çocuklar arasında kız erkek ayrımı yapmak gibi muameleye kesinlikle yer vermemiştir. Hatalı davranışlarında çocukları anlayabilecekleri sözlerle ikaz ederek iyiye yönlendirmiş ve daha güzel alternatifler sunmuştur. Çocuklarla birlikte oyun oynayıp şakalaşarak, yani onlarla birlikte çocuk olarak karşılıklı anlayışın gelişmesini ve olumlu ilişkilerin kurulmasını sağlamıştır. Onları kucaklayıp öpmüş, başlarını okşamış, ilgilenip değer vermiş, şakalaşıp hal ve hatırlarını sormuş, hasta oldukları zaman ziyaretlerine gitmiş ve denk geldiği zaman bineğine bindirmiştir. Bu davranışlarıyla da çocuk eğitiminde en güzel örnekleri ortaya koymuştur. Zira çocukların yetiştirilmesinde ve onlarla ilişkilerinde bu ve benzeri hususların yeri ve önemi büyüktür. Her anne baba çocuğunun temel ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftir. Bu ihtiyaçlar çocuğun bakımı, madden ve manen korunması ve iyi bir şekilde eğitilmesidir. Hiçbir anne baba bu sorumluluklarını bir başka kişi veya kuruma devredemez. Çünkü aile çocuğun ana barınağıdır ve en temel eğitim kurumudur. Sağlam bir kişilik oluşumu için sevgi, şefkat ve güven duygusunun kazanılacağı yer ancak sıcak bir aile ortamıdır. Nitekim sevgi, şefkat ve bilgi yönünden zayıf ailelerde sağlam karakterli, kişilikli insanlar yetiştirilemez.